Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi-cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Efendim, günaydın sevgili izleyenlerim. Hepinize sevgiler, saygılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili izleyenlerim. Efendim, çalışma tezgahının üzeri yoğun. Şimdi yine bugün sizlere farklı lezzetler sunmaya devam edeceğim. Koliyle de yine sizlere güzel bir arpa şehriyeli brokoli çorbası hazırlayacağım. Ocağımızı yakalım. Ocağımızın üzerine tabii ki evvela brokoliyi bırakmamız gerekiyor. Bir tane tencere alayım. Evet, tenceremiz burada. Brokoliyi yıkadım. Yıkadıktan sonra brokoli burada beklemede sevgili izleyenlerim. Tabii ki brokoliye işlem yapmam gerekecek. İşlem yapmam için de brokoliyi evvela sevgili izleyenlerim şöyle dallarından ayırıyorum. O sert, çok sert olan o kökleri şöyle bırakıyorsunuz. Ve bunları efendim ilerleyen dakikalarda. Şimdi bunun bu kökündeki fosalar şöyle uzun uzun efendim şeyler oluşturur. Böyle damarlar oluşturduğu için bu çorbanın içerisinde onlar parçalanmaz. Parçalanmayınca da tabii ki kullandığınız zaman iyi bir görüntü vermez. Onun için efendim şöyle bunları ilave ediyorsunuz. Bırakıyorsunuz dal dal ayırdıktan sonra ilerleyen dakikalarda tabii ki bunun püre kıvamına gelmesini sağlayacağız. Püre kıvamına geldikten sonra da sevgili izleyenlerim efendime söyleyeyim gerekli malzemeleri ilave ettikten sonra çorbamızı hazırlamış olacağız. Şöyle içerisine efendim kaynar suyu bırakıyoruz yeteri kadar. Şu anki suyumuzun ölçüsü yok. Evvela şöyle bıraktık. O orada kaynarken efendim biz de şunları şöyle elimizin altını toparlayalım. Vücudu gene yıpratıyor. Yani bunu bir benzetme olarak söylersek, diyelim ki hani her benzinde bir miktar su olur değil mi? Mecbur olacak. Evet. Aşırı olursa olmaz. Gibi düşünün. Yani dengeyi bozar. Tabii şekerin aşırı olması yani siz şöyle düşün ya, kapıyı 10 kiloluk bir kuvvetle açacaksın usta. Sen 100 kiloyla vurursan kapıya ne olur? Kapı yıpranır. Kapı yıpranır. Menteşeler yerinden oynar. Yani vücudun ihtiyacı olan diyelim ki 70 şeker. Yani şekerin bir ölçü düzeyi var ya. Yani vücut bununla doyuyor. İtminan oluyor. Sen oraya kalkıyorsun. 500 şeker basıyorsun. Yıpranıyor vücut. O zaman metabolizma bozuluyor. Kolesterolde de aynı şey söz konusu. İyi kolesterol, kötü kolesterol diyoruz. Aslında iyi kolesterol, kötü kolesterol dediğim şey dengede olması lazım. Kolesterol metabolizması. Dengede yani iyisinde ne kötüsünde evet. Dengeli olması şimdi lazım. Şimdi artı vücutta kanın pıhtılaşmasının artması. Çok özür dilerim. Buyurun. Pekala şimdi kötü kolesterol dediğimiz yani dengeli olduğu zaman iyi kolesterolle vücutta faydası var mı? Tabii kesinlikle. Evet, işte, yani tamamen yok etmek olmaz. Yok. Yani o bir denge söz konusu olacak. Yani sizin kötü kolesterol dediğiniz şey olmadan iyi kolesterol de olmaz. Yani onlar birbirinden türevler halinde şey yapıyor. Vücut ihtiyaç olduğu kadar kullanıyor diyelim. Şimdi burada mesela vücutta bir de kanın erken pıhtılaşması. Yani pıhtılaşmasının artması buna kan kalınlaşması, kanın gelmesi diyorlar halk arasında. Aslında tıbbi tanımı tam bu değil. Şimdi
Mesela vücudunuzda bir yerde bir kesi oldu. Bunun belli bir sürede fırtınaşması lazım. Yani bunun mesela kesilir kesilmez kanın fırtınaşması veya hiç fırtınaşmaması iyi bir şey değildir. Bu da dengede olması lazım. İşte botanik, ziraat mühendisleri bu başlı başına bir bilgi sahası. Ben şifalı bitkileri belki nasıl hasat edileceğini, en güzel nasıl hazırlanacağını, ekstrelerin nasıl hazırlanacağını bilemeyebilirim. Bilmek zorunda da değilim, doktorum. Ben şifalı bitkilerin hangi sağlık sahasında nasıl kullanırsak istifade edilebileceğini bilmek zorundayım. Diğer saha botanikçilerin, ne bileyim ziraatçıların işi. Bu konuda farmakognezi hocalarının, farmakognezi bilim adamlarının işi, eczacılık bölümlerinin işi. Biz şifalı bitkilerden nasıl istifade edebileceğimizi bilgisini bilmek zorundayız. Bir şey de çok önemli, işte bunu ifade ederken diyorum ya. Her bitkinin her şekli kullanılmaz. Neresi kullanılacak? Kullanım öncesi ne tür bir muamele görecek? Nasıl muhafaza edilecek? Bunlar çok önemli. Brokoli çorbası hazırladım. Sürçülisan ettiysek affola sevgili izleyenlerim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.